Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 2024 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, öncelikle yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Bakalım 2024'ün genel etkilerinde neler var? Evet sevgili aslanlar, öncelikle şans gezegenimiz Jüpiter'den bahsedelim. Jüpiter yılın ilk aylarında 25 Mayıs'a kadar Boğa burcunda güçlü bir şekilde sizin kariyer evinizde parlayacak. Zaten geçtiğimiz 2023'ten itibaren de Jüpiter etkilerini hissetmeye başladınız. Hissetmeyenler bu yıl bunu kesin bir şekilde daha güçlü hissedebilir. Jüpiter özellikle iş ve kariyerde sizi biraz daha büyütebilir. Yani büyütme imkanlarını, fırsatlarını size sunabilir. Olanaklarınızı arttırabilir. İş koşullarınızı rahatlatabilir. İşle ilgili eğitimler, işle ilgili biraz daha belki mesleki, yurt dışı bağlantılı konular, kişisel gelişimle ilgili fırsatlar. Bunları bu yıl, yani iş arayanlar için de bir işe girme tabii ki. Kariyerde belki bir önemli gelişmeyi, fırsatları bulabilirsiniz. Nisan ayında, 10 Nisan civarında Jüpiter'in Uranüs'te güçlü bir kavuşumu var. Bu tabii ki bazı hızlı ve sürpriz durumları, özellikle kariyer ve mesleki konularda karşınıza çıkarabilir. 25 Mayıs'tan itibaren Jüpiter bu sefer İkizler Burcu'ndaki hareketine başlayacak. Sizin 11. evinize gelecek. Sosyal anlamda hareketlilik artabilir bu yıl. Özellikle ayın 25'inden itibaren gerek iş gerek özel hayatınızla birlikte biraz daha sosyal çevrenizin gelişmesi, hani yeni insanlarla tanışmanız, arkadaş gruplarına dahil olmanız, işle ilgili veya eğitimle ilgili böyle grup çalışmalarına, ekip çalışmalarına daha fazla dahil olmanız mümkün görünüyor. Keyifli tabii ki gelişmeler olabilir. Çünkü 11. ev aslında şanslı bir evdir ve buradaki Jüpiter geçişi hem sosyal fırsatlar hem de yani işten, kariyerden gelebilecek maddi kazançlar, ödüller anlamında da sizi daha fazla besleyecek gibi görünüyor sevgili aslanlar. Evet, ve Satürn'e baktığımızda Satürn yıl boyunca Balık burcunda. Aslında geçtiğimiz yıl başladı bu hareketi. 3 ve 19 derece aralığında hareket edecek. 8. evinizde olacak. Bu ne demek? Bu yıl aslında biraz hani para konularına ciddi yaklaşın. Evet, kazanç fırsatlarınız var. İşte gelişme, büyüme imkanlarınız da var. Ancak işte yatırımlarınızı, hisseli paralarınızı, kredi konularını, borç alacak konularını daha dikkatli ve temkinli ele almanız gerekiyor. 8. evden geçen bir Satürn parasal sorumlulukları arttırır. Eğer burada ihmalleriniz varsa bunlarla daha fazla yüzleştirir. Yani bir borçla ilgili bir sınav çıkarabilir karşınıza. İşte eşinizin kaynakları, gelirleri azalabilir mesela. Ya da hisseli paralar alanında bir miras paylaşımıdır, sigortadır, vergidir. İşte nafaka ödemesi gibi bazı ekstra sorumluluklar gelebilir. Yani bunların biraz daha fazla baskısını hissedebilirsiniz. Dolayısıyla muhasebeciniz iyi olsun yıl genelinde. Buralarda riske girmemek lazım. Borçlanma konularına mümkünse çok borçlanmamaya çalışın. Temkinli yaklaşmak gerekiyor. Özellikle Satürn'ün 10 Nisan civarı böyle bir Mars'la da birleşimi var. Mars da bu alandan geçecek. İşte ekstra masraflar, parasal konuda daha fazla bir baskı, böyle bir finans anlamında bir sıkıntı, bir sorumluluk yükleyebilir. Bu konuları özellikle yılın genelinde daha dikkat etmekte fayda var. Evet, Plüto Kova burcunda olacak. 20 Ocak'tan itibaren Plüto zaten bir jenerasyon gezegeni. Geçtiğimiz yılda Kova burcuna bir merhaba dedi. Sonra tekrar bir Oğlağa döndü. Bu yıl daha fazla Kova burcunda aslında kalacak ama 1 Eylül ile 19 Kasım arasında yine Oğlak burcunun son derecesini ziyaret edecek. Ve aslında yılın sonunda tamamen Kova'ya yerleşmiş olacak ve 20 yıl kalacak burada. Şimdi bu sizin için önemli bir transit. Aslan olduğunuz için. Çünkü tam karşıt burcunuzdaki Plüton ayak seslerini hissetmeye başlıyorsunuz. Bu etkiler bunların çok güçlü, çok uzun vadeli ve kalıcı olduğunu unutmamak lazım. Sevgili aslanlar, bu yıl yine ilk etkilerini şöyle bir hissettirebilir. Özellikle ilişkili, her türlü ilişki. Yani bu evliliktir, eş partner konusu, ortaklık, yakın arkadaşlık. Bazen bir mahkeme, dava, bir açık düşmanlık, rekabet içeren konular, işte danışmanlarınız, hizmet aldığınız kişiler falan. Yani çok sayıda
aslında daha çok hani resmi ve anlaşmalı ilişkilerinizi de yönetir. Burada bir Plüto geçişi size güç verebileceği gibi bu süreç içerisinde, yani ilişkilerinizden güç alabileceğiniz gibi, ilişkilerde çok ciddi baskılar, çok ciddi ciddi hayatınızda dönüşümler de tetiklenebilir. 14 Şubat'ta Mars geçişi Plüto ile birleşecek. Eş partner konularında bir stres, bir gerginlik, bir eşle ilgili bir konuda bir zorluk veya bir işbirliği ile ilgili bir ekstradan bir baskı hissedebilirsiniz. Bununla birlikte tabii ki bu uzun vadeli bir etki, aslında çok olumlu etkiler, güçler de alacağınız süreçler olacak önümüzdeki yıllarda. Bu yıl 25 Mayıs'tan sonra Jüpiter ikizlere geçecek ve Haziran'ın ilk günlerinde 1-2-3 Haziran gibi, yani Plüton'un Jüpiter'le güzel bir üçgen açısı var. Bu üçgen açı bir hava üçgeni, size de çok güzel böyle bir ferahlık, özellikle ilişkilerden yana bir haber, bir müjde, güzel bir tanışma getirebilir. Mesela eşten bir jest de olabilir veya hani bir güzel bir işbirliğine adım atabilirsiniz. Hayatınızda uzun vadeli kalıcı olacak bir tanışma olabilir. Sözleşmeler için, anlaşmalar için de tabii ki bu Plüto Jüpiter üçgeni çok sizin adınıza yararlı çalışabilir. 1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran, buna da özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şimdi tutulmalara bakalım, ay düğümlerine bakalım. Çünkü ana yönü aslında biliyorsunuz ay düğümleri belirliyor. O seçimlerimizle ilgili, hayatımıza çıkan fırsatlar ve kadersel dönüşümlerle ilgili. Kuzey düğüm Koç'ta, Güney düğüm Terazi'de. 2023'e benzer çalışacak, çünkü geçtiğimiz yıldan bu yana, 2023 Nisan'dan bu yana Koç Terazi tutulmalarını aslında deneyimlemeye başladık. Bu yılda devam edecek. Sizin için aslında destekleyici bir alanda Koç Terazi, hava ateş enerjisi olduğu için. Kuzey düğüm Koç'ta sevgili aslanlar, 9. evinizde gelişim imkanları burada. Ne olabilir bu? Mesela eğitimler. Öğrenciyseniz üniversite, akademik çalışmalar olabilir. Yurt dışı konularında aslında arayışlarınız var. Belki hayatınızda uzun vadeli bir döngüde yurt dışına ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Mesela 8 Nisan'da burada bir tutulma var. 19 derece Koç burcu tutulması. Hani bu tutulmayla beraber yurt dışında çalışma, okuma, yerleşme veya bir seyahat, bir yolculuk, bu yıl seyahat etme imkanlarınız var. Fırsatlar karşınıza çıkabilir. Nisan ayı bunlardan birisi. İş içinde olabilir, eğitim içinde olabilir veya keyif için olabilir. Güzel bir yurt dışı, bir yabancı ülkelere, kültürlere yapılabilecek bir seyahat destekleniyor aslında. Hukuksal işler, akademik çalışmalar, medya üzerindeki işleriniz, buralarda bazı açılımlarınızın olması mümkün görünüyor. Terazi burcundaki tutulmalar 3. evinizde olacak. Bu daha çok güney yönlü bir tutulma. Ve 25 Mart'ta 5 derece terazide ay tutulması var. Kardeşlerle ilgili konularda biraz duygusal hassasiyetleriniz olabilir aslında bu yılın genelinde. Yani kardeşlerinizin hayatında gelişmeler olabilir, bazı seçimleri olabilir. Bu da sizi doğal olarak etkileyebilir. Belki komşularla ilgili bir etkiniz var. Biraz yakın çevrenize işaret ediyor. 25 Mart'taki ay tutulması daha duygusal aslında. Biraz duygusal konularla ilgili. Ama bu tutulma sırasında da bir yolculuk, bir seyahat olabilir. İşte iletişimle ilgili, eğitimle ilgili bir konunuz netleşebilir ya da bir tamamlanma söz konusu olabilir. 2 Ekim'de yine bir terazi tutulması var. Bu güneş tutulması. Daha çok yeni başlangıçlar ve seçimlerimizle ilgili. Aslında sonbahar döneminde belki bir eğitime, bir dil eğitimi ya da sanatsal bir eğitim, işte böyle bir kursa başlama ve benzeri bir şeyi isteyebilirsiniz. Böyle bir fırsat karşınıza çıkabilir. Yine yakın çevrenizde olup bitenler sizi çok etkileyecek gibi görünüyor. Tabii ki bir komşunuz taşınabilir, hani böyle bir çevresel bir değişim, bir yenilik gelebilir hayatınıza. Bu da mümkün. 18 Eylül'deki Balık burcu tutulması, buna biraz dikkat edelim. Bu ay tutulması hem de 8. evinizde olacak. Neptün ve Satürn de Balık'ta olduğu için 18 Eylül'deki bu ay tutulması ve yakınlarındaki süreçte özellikle finansal konularda biraz daha zorlanma ya da sizi biraz belki hayatınızda böyle bir karışıklık, bir belirsizlik ya da sizi biraz hani duygusal olarak zorlayacak konular olabilir. Kayıp da olabilir burada. Hani sizi duygusal olarak etkileyecek bir kayıp da yaşayabilirsiniz. Maddi ya da hani manevi anlamda. Ama borçlanma konularına dikkat edelim. Bu dönem çok uygun olmayabilir. Özellikle
eşten gelen kaynaklar, işbirlikleri, hani başka bir yerden aldığınız bir gelir, çalışma dışında kaynaklarınızda burada bir eksilme, bir bitme, bir tamamlanma gibi bir durum olabilir. Dolayısıyla zaten yılın genelinde Satürn finans konularında temkinli olmanız gerektiğini işaret ettiği için özellikle bu 18 Eylül'deki Balık burcu tutulması tam da bu alanda biraz daha belki sizin için hayatınızda ele alınması gereken, farkındalık getiren ama sizi biraz zorlayabilecek, sorumlulukları arttırabilecek bir gündemi de yaratabilir sevgili aslanlar. Bu yıl sizin için bir Mars retrosu var. Önemli olan Aralık'ta olacak. İlişki evinizde aslanda olacağı için özellikle ilişki dinamiklerinizi yılın son ayında, Aralık ayında biraz daha gözden geçirebilirsiniz. Hani bazı sorunlar varsa tekrar karşınıza çıkabilir. Şimdi burcunuzda olacağı için tabii ki enerji anlamında zorlanmalar olabilir. Hani stresiniz artabilir. Dürtüsel anlamda enerjinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Özellikle 6 Aralık'ta başlayacak bu Mars retrosu burcunuzda. Ama tabii ki Mars Aslan burcuna daha öncesinde girecek aslında. Yani Aralık'ın başlarından itibaren Aslan burcunda olacak. Retroya başlayacak. 2025 Ocak ayında da devam edecek bu retro hareket. Bu dönemde özellikle alacağınız kararlara, vereceğiniz tepkilere, girişimlere, alacağınız inisiyatiflere çok dikkat etmeniz lazım. Sizin için yılın biraz daha riskli ve stresli bir dönemi olabilir Aralık ayı sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı, güzel, başarılı bir yıl diliyorum. Hoşça kalın.